Bizim sosyal demokrat belediyecilik anlayışını aslında özlüyoruz biz. Halka dokunan, vatandaşa dokunan, çözüm odaklı bir anlayışı özlüyoruz. Bunun gerçekleşmesi için de bütün kurulların ve topyekün büyük bir çalışma dalgasına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bunu anlamda da sizin beklentilerinizi, önerilerinizi çok anlamlı ve değerli buluyorum. Buradan yürürsek eğer. Dolayısıyla benim ilk başta Beykozlu hemşehrilerime söyleyeceğim şu olabilir. Ben sizin içinizden biri olarak en iyi sorunları bilenim, çözüme en iyi yaklaşabilecek olan kişiyim. Ve bu sorunların da masa başında oturup sistemsel bir yönetsel yapıyla çözüleceğini de bugüne kadar yaşadığım hem siyasi tecrübemden hem de mesleki tecrübemden. Çünkü ben mali müşavirim, ekonomistim, yasa okurum. Yasanın detaylarını görürüm. Ne yapılması gerektiğini, planlanması gerektiğini bilirim. Hiçbir belediye, yerel belediye, ilçe belediyesi kendisi inisiyatifiyle yönetilmiyor. Büyükşehire bağlı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Yasalarla idari ve hukuki anlamda yönetsel kalıplarımız var. Uymamız gereken normlar var. Bunlar dahilinde yapabileceklerimizi somut olarak ortaya koymamız gerekiyor. İkinci şey, Beykoz'da ben ne anlatırsam anlatayım, önümüze gelen mülkiyet sorunu. Bununla ilgili çok ciddi bir çalıştayın Beykoz'da hızlıca yapılması, buna da bakanlığından tutun, büyük şehrine, ilçe belediyesine ve içimizdeki bütün değerlerin katılarak bir çıkış yolu oluşturulması lazım. En önemsenecek alanında halkın uzlaşıyla buraya yaklaşımının, onların oluruyla yol almanın öncelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Beykoz halkı bedel ödemiştir, fabrikaları kapanmıştır, işsiz kalmıştır, yıllardır kültürle, sanatla buluşamamıştır. Halı sahalardan spor, amatör spor kulüplerimiz dışında, futbol dışında diyelim belki de biraz handbol, basketbol, kız takımı vardı geçtiğimiz günlerde. Yapılan çalışmalar dışında sporun olanaklarına bile kavuşamamış bir ilçede yaşıyoruz. Bir kültür merkezimiz yok, bir tiyatromuz, bir sinemamız o kadar az sayıdaki. Bütün bunları mutlaka her mahallemizde bir kültür ve sanatla buluşacağımız, sporla buluşacağımız küçük birimlerin oluşması lazım. Spor kompleksleri ve büyük alan kültür evlerinin merkezlerinin dışında. Vatandaşın mutlaka bir araya geleceği, bir arada paylaşım yapacağı bir kere alanları yaratmamız lazım. İnsanımızı dinlememiz, onları değer verip öne almamız lazım. Beykoz'un bütçesini vatandaşın lehine kullanmamız lazım. Burada önemli olan hangi hizmeti hangi tercihlere göre yapılacağının doğru planlanmasıdır. Stratejik planlar oluşurken içine vatandaşı alan, öncelikle mülkiyet sorunu mu çözülecek, bu sorunu çözecek, sosyal donatı alanları mı geliştirecek, hala Beykoz'da çocuk parkım yok diyorsa Elmalı'daki bir vatandaş, yeni mahalledeki bir vatandaş kreşim yok diyorsa, bir tane yaşlı bakım, gündüz bakım, Alzheimer merkezi hiçbiri yok. Bakın Büyükşehir'den bu yana geldiğimizde 14 ilçe bizde İstanbul'da, gidin bakın alanlara. Öyle alanlar var ki insana dokunan. Biz bunların hepsini özledik ve mahrum kaldık. Neden? Çünkü mülkiyete tıkandık. Çünkü imarsızlığa tıkandık. Bunun mutlaka büyük çapta çalıştayının alana konması lazım ki şu anda İBB bunu yapıyor. Planlar açıklandı ama bir yandan da iktidar tarafından çıkarılan rezerv yasası gibi yasalar önümüzde duruyor. Ben teknik bir insan değilim. Teknik olarak diyemem ki şunu dört dörtlük ben yaparım, bu plana oturur, ben çizerim, bunu uygularım. Ama ben şunu diyebilirim, ben bu sistemi iyi yönetirim, bunu en iyi yapacak kişileri de o masaya otururum. Bir şehir plancısı gözüyle Beykoz'un tasdifini hazırlayıp yolunu, donatı alanını, oturacağımız konutların planlanmasını ve vatandaşın cebinden para çıkmadan bunu nasıl başarırızı oturur analiz ederim ve ortaya koyarım. Bunu başarırım. Çünkü o bedel ödeyen vatandaşlar birisi de benim, Beykoz halkının bir parçası, bir neferi de benim. Onun cebinden çıkan her para, her bütçesindeki delik beni de etkiler. Benim de Beykoz'da yaşam alanımın kalmasını etkiler. Bu anlamda yoğun bir çaba sarf ederim. Sistemsel, kurumsal, doğru bir yönetim anlayışıyla öncelikle Beykoz'un bütün değerlerini içine katarak uzman kadrolarını, akademisyenlerini, üniversitelerini, artık üniversitelerimiz var ama üniversitelerden Beykoz halkının faydası ne? Hiçbiri daha gelişmedi.
Bunları geliştirecek yapılara yürümek lazım. İstemek gerekiyor. Hedefi buraya doğru yürütmek gerekiyor. Bütçeyi dediğim gibi kime yapacağız, hangi hizmet kime gidecek, önceliğimiz ne olacak, bu anlamda planlama yapmak gerekiyor. Bunun için de inanmanız gerekiyor. En iyi projeyi ortaya koyarsınız, üstünü yaldızlarsınız, çok çarpıcı isimlerle süslersiniz ama yapmazsınız ya da yapamazsınız ya da yapmak için vatandaşın tıkandığı yerde Füsun Sökmez belediye başkanı olarak yasalarla her yolu yürür. Yasayı kullanmayı, yasayı toparlamayı, Beykozlu'yla beraber herkesin önüne taşımayı başarır. Şu anda grupta, mecliste çok tanıdığım insan var. Kaldı ki kendi vekillerimiz dışında ben diğer vekillere de gitmekten gocunmam. Giderim. Her bir ferdimin yeter ki sorunu çözülsün. Hiçbir şey olmadı mı? Başkanlığımı bir kenara bırakırım. Bugüne kadar yapmış olduğum gibi Beykoz Sökmez olarak çıkarım. Her türlü eylemsellikle çözümün yanında insanımla birlikte yol alırım. Ben bunu çok kıymetli buluyorum, değerli buluyorum. Bu biraz ne işi? Cesaret işi diyeceğim. Bir kadın olarak ben bu cesareti gösteriyorum. Şerife Bacı'dan aldığım cesareti, Halide Edip'ten aldığım, Gördesli Makbule'den, Onbaşı Fatma Çavuş'tan aldığım cesaretle ben de yürümek istiyorum. Hem de ben de burada yürüyeceğim. O zaman şartlar Kurtuluş Savaşı'ydı. Kimisi erkek kılığına girdi, kimisi arka planda çalıştı, kimisi çocuğu donması pahasına cephaneye gitti, cepheye götürdü. Şimdiki şartlarımız teknoloji gelişti, yapay zeka gündemde, yenilikçi ve alternatif yaratan çalışmalar odaklı çalışabiliriz. Bunlara son derece açığım ve bunları yapıyorum zaten. Bu çalışmaları hayata geçirmek için mücadele eden bir arkadaşınızım. Gençler benim için çok kıymetli. Şunun için kıymetli, her gence nefes olmamız lazım. Onların önlerinde planladıkları bir hayat var. Derler ki 18 yaş en mutlu olduğunuz yaş. Hayır, bilimsel akademik kadrolar diyor ki 18 yaş beyinlerin en çok karışık olduğu. Acaba ben ne yapacağım? İşim ne olacak? Yapım işte nerede oturacağım? Nasıl bir evlilik yapacağım? Kargaşasının içinde olduğu yaş. Halbuki o körpe beyinleri rahat nefes alacakları, oluşumlarını, geleceklerini planlayacakları zemini hazırlamamız lazım. Elbette Füsun Sökmez'in kadınlar için bir şey yapması gerekiyor. Kadınların sesi olmamız gerekiyor. Kapılı kapılar ardında bir kadının ne yaşadığını bilmiyoruz. Derinleşen yoksulluk ağı içinde ekonomimiz iyice zorlaştı. Tencereler kaynamaz oldu. Farkında mıyız? 100 liraya aldığımız küçücük bir poşetteki bir yemeklik malzemeyi 1000 liraya belki alıyorsunuz, geliyorsunuz. Bir çorbayı artık 50-60 liradan aşağıya içemez olduk. Ve biz okuyan öğrencimizden bahsediyoruz. 7500 lira maaşla, ki emeklisi çok bir Beykoz'uz artık. İşçi sınıfımızın olmadığı noktada emeklisi çok ve çalışanının çok yol giderek, uzun yollar, 1 saat, 1,5 saat, 2 saat yol giderek hizmet vermeye çalıştığı, maaş almaya çalıştığı bir noktayı Beykoz'da yaşıyoruz. O zaman biz Beykoz'umuza döneceğiz. Beykoz'da istihdam alanlarımızı çoğaltacağız. Evet, turizmi kullanacağız. Yüz ölçümümüzü kullanacağız. Doğal özelliklerimizi kullanacağız. Ulaşımımızı kolaylaştırmaya bakacağız. Gerekirse yapabileceğimiz en küçük ayrıntıdan en büyüğüne kadar, ama huzurlu ve rahat nefes alacağımız bir Beykoz'u yaratmak zorundayız. Bir cümlem var, bunu ben birkaç yerde hep söylüyorum. Beykoz bir pırlantaysa eğer, işlenmeye hazır bir tek taş, olmaya hazır bir Beykoz pırlanta. Hazırız, tabakta bekletiliyoruz. Bu kadar imarı olmayan, bu kadar sorunları çözülmeyen belki de tek ilçeyiz. Her ilçede yapılan var. Her ile gidiyorum, yapılanlar var. Ama Beykoz bekletiliyor. Bu gerçeği kabul edelim. Bunu kıracak olarak da olanlar da bizleriz. O an bu noktada sizlerin düşünceleri de benim için çok kıymetli. Detay projeler elbette var. Ama önce inanmak, ondan sonra güvenmek ve güvendiğin, bugün de yarın da yanında olacağını bildiğin insanın yanında durmak diye özetlemek istiyorum aslında.